Gürkan Bey bir önceki seçimi 14 Mayıs seçimini 28 Mayıs 18. ve 28, Mayıs'ı birebir bilen binde sıfır diyelim. Binde sıfır sapmayla bilen e, belki de <laughs> tek araştırma evet. şirketiydi. Betimar. Zaten Betimar'ın da evet evet nerede sol taraf? Bir dakika burada. <laughs> evet yerel Betimar araştırması. Şimdi diyor ki Betimar saat Beşe beş kala bir tweet attı ortalık birbirine girdi. Herkes bekliyor sandıklar kapandı oy sayımı başlayacak ne olacak ne bitecek. Betimar'ı da böyle şey diyorlar aslında bu iş normalinde böyle bir ona yakın buna yakın diye bir konu olmaz ama. E, genelde iktidara yakın diye adınız çıkmış artık siz değerlendirin ben yakınım uzağım siz dersiniz onu. Nasıl olur da böyle bir şeyi açıklar dediler. Ve bir anda Gürkan Bey TT oldu Ardından Etimar TT oldu <laughs> sosyal medyada. Herkes linç etmeye başladı. Peki ne dedi? Şimdi bak burada yerel yönetimler araştırması 31 Mart. %48 Ekrem İmamoğlu. %38,3 Murat Kurum. Mehmet Altınöz 4. E, Azmi Karaman oldu 3,5. Meral Danış 5 32. Ve e, Burak Avuncu 1,6. Diğerleri de 1,4. Şimdi burada asıl mesele sevgili izleyiciler... Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurum arasında 10 puan fark olduğunu e, sandıkların kapanmasına 5 dakika kala söylüyor. şeyler şeylerde oranlarda böyle 1 puan 2 puanlık bir sapmalar var. Ama adeta adeta gecenin özetini, gecenin ön gösterimini e, şey yapmış. Adını sen getir. Gürkan Bey bize İlan göstermiş. İlan 10 etmiş. puan, 10 puan dedik 11 puan çıktı. 11 puan. Peki şimdi bir bu araştırmayı nasıl yaptınız, ne zaman buldunuz? İki, yani araştırmanın tarihini şeyini istiyorum. İki, e, bunu niye siz saat 5'e 5 beş kala yayınladınız? Şimdi, Arkadaşlar bir klimayı açalım bu arada. Şöyle söyleyeyim, biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aslında sonuç 3 gün açıkladık. Yani onu e, tüm izleyicimiz belki kaçırmış olabilir. Hem 14 Mayıs seçimlerinde hem 28 Mayıs seçimlerinde biz Cuma akşam açıkladık normal şartlarda. Sosyal medyamızdan açıkladık. Yani gidip de basına herhangi bir açıklamamız olmadı. Şöyle bir durum var. Bu çalışmayı da ben bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingini bekledim. Sonrasında hemen bir çalışma yaptım. O çalışmadan sonra İstanbul'la ilgili ve hatta diğer şehirlerle ilgili böyle dip dalgayı hissettim açıkçası son güne kadar bekleme kararı aldım. Yani cuma gününe kadar. İstanbul'a özgü konuşuyorum. Ne zaman anketler yapmaya başladınız? Siz kaç aydır? İst, kaç aydır derken 8 aydır hiç durmadık. İlk mitinginden evet, sonra. Mitinginden sonra bu sonra bu, bu, e, bu araştırmayı sonra. evet bu araştırmayı biz bu araştırmadan önce bir araştırma yaptım. E, miting sonrası araştırma yaptım. Orada bir analiz geldi elime. O analiz bana dip dalgayı gösterdi. Sonra e, bu açıklamaları bekledim açıkçası. yani Her gibi açıklama olur mu olmaz mı? Onları bekledim. E, cuma günü Ankara çalışmasını yaptım. ve cumartesi günü de e, İstanbul çalışmasını yaptım. E, seçim yasakları olduğu için yani seçim yasaklarından kastım şu. E, seçmen iradesine saygımdan kaynaklı seçim günü paylaşmadım. Ama sadece şu sonuçları sadece Betim Ar paylaşmış gibi bir algı oluşuyor. Yok Hakan Herkes Bayrakçı paylaştı. da, Erkan Hakan Bay da paylaştı. Bakın Hakan Bayrakçı'ndan da <laughs> edilmesine de karşı. <laughs> e sonucunda 14 Mayıs'ta 28 Mayıs seçimlerinde de benzer sonuçlar çıktı onlarda. Ama Gürkan Bey, şunu araştırmacı ben öğrenmek kim olarak Şunu öğrenmek istiyorum yani siz çünkü riskli bir şey bu. Ama tamam mesela bak mesleğinize zar atıyorsunuz adeta değil mi? Şimdi çıkmasa e, İmam olduğuyla Murat kurum kazansa evet. mesela bir şey fark etmiyor aslında. <laughs> <gülüyor> Asla <gülüyor> etmiyor, değil de mi? Doğru. Türkiye'de bir şey olmuyor, yani, değil mi? Türkiye'de evet. her şey olabilirsiniz ama bir tek rezil olamaz. bir anket firmaların var. geçmiş seçimlerde yaptığı açıklamalar ve sonuçları doğru bilenlerle yanlış bilenler arasında çok aman aman büyük farklılıklar olmuyor maalesef. Yani bir çünkü. Bariz yanlışlıklarının bir kamuoyusal cezası olmuyor aslında evet. bu konuyla Çok ilgili. Çok fazla açıklama oldu. Şunu Yanlış... sormak istiyorum ben aslında merak ettiğim şu var. Sizin bir önceki araştırmanız kaç gün önceydi bu açıklamadan önce? Ee, Pazar günü yaklaşık 5 gün 6 gün. Peki o 5 gün 6 gün önceki sonuçla bu sonuç arasında ne kadar fark vardı? Yani şöyle söyleyeyim, küçük partiler arasında değişkenlikler oluştu. Ya bu kırılma ee, ne zaman oldu? Onu merak ediyorum. Yani aslında. bu hafta içerisinde oldu, işte seçim haftası içerisinde oldu. Yani peki hani bir yani bir Büyük dönem, dönem, partilere doğru evrimli oldu. Bir dönem öyle Ekrem Bey ile e, Murat Bey arasındaki farkın çok e, makasın dar olduğu söyleniyor. Hiç olmadı mı öyle? Bakın ben 15 gün öncesinde seçimler 15 gün öncesinde sayın Cem Küç'ün bir programında Skype ile paylaşım e, bağlantı yapmıştım. E, orada söylemiştim. Ya yani benim ev, o zamanki yaptığım araştırmada. 3 puan. Ee, ben gördüm 3 puanı ama. Kaç kaç gün kala seçimi? Bir 17 gün falan vardı. Ya 17 günde böyle bir kırılmanın sebebi ne? <laughs> i̇şte evet, yani dendirin. sosyolojik yapı. Yani an için e, seçmen burada e, tamamen e, pazar günkü e, biz onu Ferhat Bey'e yani, ekonomik bir vaat mi bekledi seçmen? Bakın, miting, pazar miting, günü genel miting, grup, miting, çok grup başkan vekili e, e, zan altında da bırakmıyordum. E, sayın başkanı da bir açıklama yaptı ve e, bekleyin dedi. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın dedi. E, Cumartesi ve ilgili, pazar günkü açıklamalarını Evet olabilir. emeklilerle ilgili e, bir e, tasarrufu olacak şeklinde bir açıklaması oldu. Ya da öyle anlaşıldı. Ve herkes oraya kilitlendi. Pazar gününe kilitlendi. Zaten pazar günü belli bir saatten sonra da miting alanında da biraz boşluklar başlamıştı açıkçası. Sonra pazar günü biz bu dip dalgayı gördük sonra bunu tehdit etmek notu. Biz de sonuçta bir araştırma şirketiyiz. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ı, 24 Haziran'ı ve en son 2019 yerel seçimleri %3 bilen bir firmayız biz. Yani 4 seçimi sıfır hatayla bilen bir firmadan bahsediyoruz. Yani şahsımın olduğu için söylemiyorum. E, burada da kendi gereksinim olarak e, sürekli arayanlar oldu. Ben de kendi çalışmamı e, yaptım. Cuma ve Cumartesi günü paylaştım. Aslında benim açımdan çok doğal bir e İşinizi yaptınız. Siz Tabii az. ben kendi işimi yaptım. Çok doğal bir durum. Peki çok özür dilerim. Yani, evet. Bulunca bu sonucu neden açıklamadınız? Yani seçime Hangi sonucu? seçime 5 gün kala mesela bu anketi. Bu sonucu ben zaten cuma günü yaptım. Hangi cumartesi? Bu cumartesi. Seçimden, Seçimden bir gün, gün önce. önce. Öyle mi? Evet gecesinde biz gittik. bir şey yapayım. söyleyeceğim ya. Bu o kırılma, bir kırılmaya önceki Kırılmaya ben Kırılma, kırılma, ben kırılma evet orası. Çok biraz, acayip. Evet, yani bir 5 günde, son 5 günde. Dip son beş. Bir dakika bu kadar dramatik oy değişikliği olur mu ya? Evet oluyor hocam. Ben hatta şöyle söyleyeyim 28 Mayıs seçimlerinde biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu havlu atmıştı biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinden sonrasında. Ee, ben ilk çalışma... O havlu atma mıydı sizin? Bence havlu atmaydı o zaman süreçte. Ee, sonra e, ilk hafta yaptığımız çalışmalarda 54-55'lere kadar gördüm. İkinci yaptığım çalışmada 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta 2 haftalık süreçte e, 54'ü 55leri gördüm sonra 53'ü gördüm ve sonra bekledim. İyi şey bekledim. Cumhurbaşkanı için. Tabii Erdoğan. Cumhurbaşkanlığının Erdoğan Kemal için. Kılıçdaroğlu için. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu Tabii. Erdoğan'ın zaten stabil'e giden bir oyu vardı. <laughs> en maksimumda ne olacağını e, biz analizlerde çıkartmıştık ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, oy veren seçmen kitlesi, muhalefet seçmen kitlesi, millet ittifakının oy veren seçmen kitlesi e, ee, üzgündü açıkçası. 8 puan farkla, 9 puan farkla seçimler alınacak diye bir algı oluştu. Tabi seçimler alınamayınca, ikinci tura kalınca bir, bir küskünlük oluştu. O seçmeni ben ne zamana kadar bekledim biliyor musunuz? Önce bir Babala TV'yi bekledim. Bakın diyeceksiniz ki ne alaka diyeceksiniz. Babala TV'nin bütün o e, kendine yakın kanallarda gösterilmesini tamamını bekledim. Kimin Kaç Babala TV'ye Kemal Kemal Kılıçdaroğlu çıkması. Tamam. Kaç kişi izledi biliyor musunuz? 25 milyon, 25 milyon kişi izledi Babala TV'yi. Bir dakika mola. Şey e, Ekrem Memoğlu Babala TV'ye en son çıktı mı? Çıktı, çıktı. Çıktı, galiba. Yayınlandı mı? Çok görmedim. kısa bölüm yayınlandı. <laughs> Gürkan Hacı şunu şöyle Gürkan Yayınlanmadı. Onlar e, şimdi eskiden özellikle 14-28 Mayıs sürecinde Ama YouTube'dan şey yayın yapıyordu. Gayun o mi? bahsettiğimiz kanal. Bir, kanal sonra, bir, kanal, sonra bir, sonra bir yayın platforma yayın geçti. Platformlar tamam. Platformlar olduğu için erişim tamam. biraz daraldı tabii. Yani sadece evet. o platformun üyelerinin izleyebileceği bir tamam. an var. Orada şey bir dakika oradayım. Ben bir dakika. Bir dakika. Bir şey bir şeyin peşindeyim ben. Onu yayınlamadılar. Yayın, Benim bildiğim öyle. Yayın, ha, i̇zleyicilerimizden varsa yine yayınlanmadı diyebilirler. Evet. Ben de izlemedim. Parti, Twitter'da gördüm. Ha o son Baba TV'yi bekledim ben. E, 25 milyona yakın kişi izledi. E, sonra Zafer Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmeleri bekledim. Sonra HDP'nin görüşmesini bekledim ve anket yaptım. Gürkan Bey bakın. O zaman süreçte de bekledim ben. Ee, bütün bu e, tali YouTube'da 20 dakika sonra... yayınlanmış şey 20 dakikalık 20 dakika, bölümü yayınlanmış. Kısa, bölüm kısa bölümü yayınlanmış evet. şeyin Ekrem Memmoğlu. O, o talihleri aldıktan sonra ben anketim yaptım. Tamam. Bir de bir şey, şey daha mesela. soracağım. Ya, ee, mi İstanbul'da miting, İstanbul'da miting kararı mesela miting yapmama kararı aldılar. Mesela bunu niye yaptılar? Çünkü biz şuradan bir e, ezberimiz var. <laughs> Muharrem İnce'nin 2018'de meşhur bir Maltepe mitingi vardır. Evet. Derler ki, denir ki o o miting ee, AK Parti seçmenini sandığa götürdü, kilitledi Blok ve konsolidasyon sağladı dediler. Ondan mı kaçtı acaba? Bu şey varsayım ya, olarak soruyorum. Ya ka Tahmininize katılırım. Yani çünkü o manki sürece bakarsanız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük mitingiydi. En kalabalık mitingiydi. Ama seçimlere baktınız. Tamam o zamanki şartlarda Sayın Muharrem İnce CHP'nin en fazla oyunu aldı. Yani tek başına girdiği bir seçimde, ittifak olmadan. E, o şartlarda doğaldır. Ama bizim... Hem bu 28 Mayıs'taki duruşumuzla alakalı hem de bu e, 31 Mart'taki duruşumuz aslında aynıydı. Hı. Bir tarafta e, Millet İttifakı bileşenler çok tepki vermedi o zamanki şartlarda. Ya da e, iktidar partisi bunu satın aldı. Öyle Hı -hı. değilim yani ya e, yakın e, seçmenler bunu satın aldı. E, bu tarafta da tam tersi Peki e, bir, bir soru soracağım. Şimdi bence biraz bugüne gelelim. Tamam. Ee, evet. Şimdi bu 31 Mart seçimlerinden önce dediniz ki bir kırılma oldu. Sayın Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinginin olduğu gün kırılma oldu. Bir, Bu kırılma olana kadar Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un arasındaki oy farkı ne kadardı? Benim ölçümlememde 3 puan. 3 puan dedi. Evet. Çünkü son 17 öyle. günden bahsediyor. Evet. Mitingin olduğu gün siz diyorsunuz ki ciddi bir beklenti oldu özellikle emeklilere evet. bir zam yapılacağı konusunda. O olmayınca fark 10 puana mı çıktı? Evet. Aynen öyle. Ekonomik sebeplerle. Tamam. AK Parti seçmeni sandığa mı gitmedi? Sandığa gidip CHP'ye mi oy verdi? Bakın AK Parti seçmeni sandığa gitseydi zaten bu oranlar olmazdı. Yaklaşık iki seçim arasında 8 milyon küsür bir oy kullanmama e, davranışı var. E, bu daha çok Cumhur İttifakına oy veren seçmen kitlesinde. Bunu sadece biz İzmir'de açıklayabiliriz. CHP seçmeninin sandığa gitmemesini çünkü orada biliyorsunuz ki e, CHP'nin aldığı oy oranı 2019'da 58, evet. bu seçimlerde aldığı oy oranı e, 48. Ama o zaman Hamza tabii Bey iyi de, parti yoktu, Efendim? iyi parti yoktu o zaman ayrı girmemişti. E, tabii e, ama 58-48 e, ama 48'e kadar düştü. E, bir de aynı zamanda e, bizim yaptığımız analizlerde şöyle bir durum vardı. E, özellikle CHP seçmenin içerisinde bu seçimlerde Hamza Dağ'ın e, adaylığı olumlu karşılandı. Yani belli bir oran kesiminde yaklaşık %20 civarında bir seçmen kitlesi hmm. e, oy verme davranışında oy vereceğini söylüyorlar açıkçası. Bu son yapılan çalışmada %14'e kadar düştü. O seçmen hmm. kitlesi e, CHP seçmeni tarafında sandığa gitmedi. Aslında e, Hamza Bey'in seçimleri kaybetme gereksizliğinin ben onu anlatabilirim. Hmm. Peki. Seçmen bu sandığa mesela... gitmedi. Yani. ama Bu arada bu arada gitmedi. Ferhat Murat'ın söylediği doğruymuş. Ee, game platformunda herhalde yayınlanmış ama YouTube'da hmm yayınlanmamış. Evet. Onu bir düzeltelim. Seçmeni şu etkiliyor mu mesela? Bir, demle işte bunlar iş tutuyorlar. Bana göre hiçbir sakıncası yok her zaman da söylüyorum. <laughs> İki para sayma görüntüsü vesaire. Bunlar mesela seçmende etkili oldu mu? Hocam ben bunları televizyon kanallarında söyledim. Özellikle para saymanın ee, kanal yayınları hatta Ş Şaban Şaban de vardı beraberken hiçbir etkisi olmadı. Yani olsaydı zaten bugünkü farklı oluşmazdı. Demle ilişki? Demle ilişki 14 Mayıs ve 28'li genel seçim süreçlerinde e, beka e, anlamında e, evet bir fayda sağlamıştır belki partilere ama bu seçimlerde özellikle e, Sayın Erbakan'ın açıklaması vardı biliyorsunuz. Bu bir yerel seçim e, Hı -hı. açıklaması. Onu ortadan kaldırdı. Yine aynı şekilde bakın bu emeklilik muhabbetini sadece şey olarak görmemek lazım. Sayın Mansur Yavaş Biliyorsunuz ki ilk salvosunu orada yaptı. Dedi ki seçim kampanyasına 5 bin, 5 bin lira dedi. 5 bin lira sonra bütün muhalefet ve iktidar partilerinin tamamı satın aldı bunu.